yanlar. Senin kapından geçer. Aşk şarabın içenler. Senin derdine düşer. Aşk şarabın içenler. Yarim derdine düşer. Bu han garip yatağı, bülbül derdim ortağı. Bu han garip yatağı, bülbül derdim ortağı. Aşkın söyletir beni feryat feryat. Derdin söyletir Teşekkürler. Yani. Gerçekten teşekkürler. Ne için teşekkürler? Geldiğiniz için teşekkürler. Gönül davetimize şeref verdiğiniz için, bizi şereflendirdiniz. Onun için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi program büyük bir hızıyla devam edecek. Devam ederken sizlerden bir tek isteğimiz var. Sizler de bizleri unutmamaya, sevmeye devam edin. Sevin, çünkü her zaman söylediğim gibi sevginin vergisi yok. Selam verin. Sohbet edin insanlarla. Selamlaşın. Binalarından çıkarken merhaba deyin. Deyin ya, deyin. Korkmayın, korkmayın. Vallahi deyin. Mikrofonumu bırakıyorum. Genç delikanlıların sevgilisini çağırıyorum. Hiçbir sevgilisi de olmadı. Allah bunun cezasını verecek. Kader diyorum, kader. Çiçek açmaz bahçelerde, yosun bitmez denizlerde, bülbül ötmez bu seherde, sonumuz mu geldi acaba? Ama ben seni çok severdim, ama ben senin için ölürdüm, ama ben bu canımı verirdim, sensizim çok yalnız. Ama ben seni çok severdim, ama ben senin için
sensizim çok hasrete gömüldüm derinden. Son bir defa bana gel de yüzünü göreyim yeniden. Nefes aldım, kokunu duydum, hasrete gömüldüm derinden. Son bir defa bana gel de yüzünü göreyim. Bilir misin? Sevmek yürek ister, yürek. Sen hiç sevmedin ki bu alemde. Gönlüme taht kurmuştun, yıktın, gittin bir kalemde. Biliyorum, gökteki yıldızlar kadar uzaksın. Sen aslında bana tuzaksın. Umutsuz aşk derler bunun adına. Tohumunu ekemezsin. Yapıştı mı bir kere yakana, ezip de geçemezsin. Dedim ya, sevmek yürek ister, yürek. Sende ne yürek var, ne de... Neyse. Ama ben seni çok severdim. Ama ben senin için ölürdüm. Ama ben bu canımı verirdim. Sensizim çok yalnızım. Ama ben seni çok severdim. Ama ben senin için ölürdüm. Ama ben bu canımı verirdim. Gel buraya, yanıma gel. Abi bu şarkı fela bir şarkı ya. Bunun klibini çekmişti ben. Şimdi yine gözlerim doldu, döndüm yukarılara baktım. Ha. Ama ben... Başlayacağım ağlamaya, yine diyecekler gene ağladı. Abi bu ağlamaktan para, ağlamak da onun da vergisi yok. Ağlayın ağlayın vallahi. Onun da vergisi yok ha, yani kimse demez niye ağlıyorsun. Hele bunun vergisini ver. Kader. Efendim. Lafıma devam ediyordum. Yani sana seslenmedim, Allah cezanı verecek. Kader. Bak şimdi seslendim. Efendim. Yani Kader. Bak tonlama, sana sesleniyorum. Kader. Yani lafın devamı gelecek. Evet. Dublaj yaptın mı sen hiç? Yapmadım. Filmde oynadın mı? Oynamadım. Foto romanı var mı? Yok. Oho! Bizim bir tane arkadaşımız vardı, İsmail Karahan. Şimdi iki kişi tartışıyorlar kendi aralarında. İsmail Karahan, Müslüm Kere dedik. Kardeşim senin şimdi foto romanı var mı? Diyor ki yok. Filmi var mı? Diyor ki yok. Kaseti var mı? Diyor ki yok. Bende bunların hepsi var. Sen şimdi seni benden niye bir ediysen? Yani. Senin de filmin yok, benim fotoğrafımın da yok. Ama bu sene tahmin ediyorum bu sezon dizi de çekeceğiz. Şu bebeğe bak ya. İnşallah. Senin şimdi sevgili de yoktur. Şimdi Kader kızımız İdobay'da okuyor. Yani orada şarkı söylüyor, orada kaseti çıktı. Bu kaseti de gerçekten olağanüstü güzel. Çok güzel. Bunun yönetmenliğini de yine bizim sanatçımız... çok değerli kardeşimiz Uğur Karakuş yaptı.
Yani Uğur Karakuş dört dörtlük bir müzisyen. Hem yönetmen. Notayı da tersinden okuyor. Hele doğrusundan falan okumuyor. Notayı verirler anne. Yazı böyle ya mesela. O da ki kusura bakmayın ben tersten okuyorum. Böyle bir tiki var yani çocuğun. Cümbüş'ü de o çalıyor. O Pala Remzi'de işte şeyin mesela biraz sonra Yıldız Tilbe gelecek. Onun da yani bin dereden su gelirse orada da Cümbüş'ü o çaldı. Yani değerli bir müzisyen. Kasetin yönetmenliğini de o yaptı. Ben bu şarkıya tavım abi. Bu şarkıyı kim yaptıysa tebrik ediyorum ve de bunu alkışlıyorum. Kimdir? Göksel Pesenpaten. Şimdi adam şarkıları güzel, isimden ve şeyden soy isimden kaybediyor. Göksel zaten bir tane şarkıcı Göksel var, olmadı. Ama Göksel Arsoy var, oradan yırttı. Soyadı? Pesenpaten. Pesenpaten, bu ne la? Göksel Pesenpaten. Yani patentli diyor benim soyadım. Evet. Öyle mi diyor? Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi sizlere kimi çağırıyorum biliyor musunuz? Terbiye timsali bir adam çağırıyorum. Terbiye timsali dediğim zaman siz anlarsınız kim olduğunu. Cengiz Kurdoğlu. Bak ya. Hadi bakalım bir Cengiz Kurdoğlu gelsin. Güvenmiştim, inanmıştım o güzel sözlerine. Yanılmışım, aldanmışım, ağlıyorum haline. Sen de bir gün seversen Allah'ından bulasın. Sen benim aşkımı, sen duygularımı çalan bir yalancısın. Sen benim aşkımı, sen duygularımı çalan bir yalancısın. Sevmiştin, hani ben canındım, ekmeğin aşındım. Nerede sözlerin yalancı? Hani sen benimdin, hani göz bebeğimdin, hani en çok beni sevmiştin. Nerede sözlerin yalancı? Sevmiştin, hani ben canındım, ekmeğin aşındım. Nerede sözlerin yalancı? Hani sen benimdin, hani göz bebeğimdin, hani en çok beni sevmiştin. Nerede sözlerin yalancı? Hani sen benimdin, hani göz bebeğimdin, hani en çok beni sevmiştin, hani ben canımdım.
teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ya ben mikrofonumu niye veriyorum sürekli? Ne oğlum sen burada kalacaksın, kimseninle gitmeyeceksin. Allah cezanı verecek. Verecek. Evet. Abi bu bunların ikisinin de kaseti bela. Al abi. Güler. Sen de mi? Terledi. Beni gören herkes terli. Sanki ben hamamam. Yok. Sanki savunayım. Sen de maşa sıcak alayım değil mi? Aha. Evet. Benim kanımı her gün anam kaynadı vallahi. Sen niye ağladın kız bu kadar? Çok seviyorum. Bak. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Evet, konuştu. Konuştu. Dün akşam birlikteydik. Dedim ki yarın böyle iyi gel ha, sağlam tıraşayım bıraşıyorum. Bebek kimin geldi? Bir bebek, iki bebek. İki bebek. Bir kız bebek, bir erkek bebek. Vallahi. Şimdi bir tane de kadın bebek çağırıyoruz. Kız bebek, erkek bebek, kadın bebek. Kimdir bu? Bin dereden su getirsem aranamazsın. İşte geliyor Yıldız Tilbe. We'll be right back.
Teşekkürler. Hanımefendi. Teşekkür ederim. Sizin yani zarafetinizi, inceliğinizi, zayıflığınızı ulu orta milletin gözünün içine baka baka gıcık vermeye yani niye gıcık veriyorsunuz abi? Kara kuru bir şeyim. Şişmanlar ne yapsın? Yedim ben evladım. Onlar da etli butlular ne güzel. Evet. O zaman size söyle etli butlu bir şeyim. Nasıl olacak? Etliyim, butluyum, tatlıyım. Allah herkesin gönlüne göre versin, yüreğine göre versin. Her zaman söylüyorum ya, ya Rabbi kim benim için ne düşünüyse ona iki katını ver. Kim ne düşünüyorsa abi, kötülük düşünüyorsa iki katını ver, iyilik düşünüyorsa gene iki katını ver. Yani kıskanmam. Kötülüğü de iyiliği de kıskanmam. O da kıskanmıyor. Kıskanıyor musun? Hayır. Çıktı. Hiçbir şeyi kıskanmıyorum. Hiç kimseyi kıskanmıyorum. Zaten kıskanmanın anlamı yok. Allah çünkü herkesin rızkını ayrı vermiş. Değil mi canım benim? Kim evet. Neyi paylaşamıyor? Ben bunu anlam doğru veremiyorum söylüyorum zaten. Herkesin kısmeti ayrı. Aferin kız. Sayın Sindoma. Evet. Görüyorsun İdobay'da bir gelişme var. Evet. Konuşuyor herkes. Evet. Kulak konuşuyor. Şimdi üçü de kendine has özgü karaktere sahip. Benim çok sevdiğim insanlar gerçekten. Bunu kızım gibi seviyorum, çocuğum gibi seviyorum. Cengiz'i bir kardeşim, bir dostum, bir canım. Yani anlatamam Cengiz'i olan tarifimi. Zaten zaman zaman hep söylerim. Kendi varken de yokken de söylerim. Yıldız Tilbe de öyle. Aynı evladım gibi, canım gibi, kardeşim gibi. Nasıl sayarsanız öyledir. Ona elimden gelen her şeyi yaparım. Nefesimin son şeyine kadar. Bu kasetli son bizde. Bundan sonra başka firmayla çalışacak. Ama yine burada da söylüyorum. Ne zaman bir alo gerektiği zaman ilk arayacağı ben olacağım. Ben olmak isterim. Ondan çıkmıyor telefonlara. Şimdi normal şeylere telefona çıkmam ama önemli şeylere alo dedim. Masayı evet. Pamuktan bir şey yapın, sünger koyun, bir şey koyun. Şimdi alolar niye çıkmıyor? Alolar sürekli çalışan bir adam olduğu için, bir de rahatsız, fuzuli yere rahatsız eden insanlar olduğu için... Ben şimdi rahatsız mı ediyorum bu durumda, değil mi? Rahatsız ben kapatıyorum kardeşim, ben nereden bileyim şimdi Yıldız Tilbe arayacak? Biz sen Mesela bizim buradan kapılarımız... Bizim kapılarımız hep açık mesela. Evet. Direkt görüşebiliriz. Evet, vallahi billah. Sindom olarak. Allah cezanı verecek, yanında sen açımı kandırıyorsun. Şimdi o telefon problemi kendisinde de vardır tahmin ediyorum. Böyle telefon sapıkları var, manyaklar. Bir de benim etrafım var. Etrafımda olan insanlar da var telefonlar. Oradan da bulabilirsin. Sapık etti, manyak etti şimdi iki dakikada. Kimi? Sapıkları var, manyakları var. Ben Yıldız Tilbe'yim. Aradığım zaman konuşabilmeliyim sizinle ama konuşamıyoruz tabii ki. Olsun, bu sizi sevmeme engel değil. Fark etmiyor yani. Doğru. Doğru. Sevmesini bilen insan sever. O sevmağını bileyim. Ama ayrılacağız tabii. Buna da engel değil. Evet, buna da engel değil. Ayrılıyoruz. Abi biz birbirimizi sevmiyoruz abi. Var mı bir şey? Ha? Tamam mı kardeşim? Gel! Gel! Bu akşam böyle şey söylemek istiyorum. Eskiler. Mesela ayrılık kolay değil. Ayrılıyoruz ya. Onu diyeyim. Sabrın sonu selamettir, başa gelen çekilir. Kadere
bahtı yar olamadım. Garibim bu vatanda. Bir gün ben de ölürsem arkamdan sen ağlama. Eğer bir gün ölürsem ardım sıra ağlama. Selamettir başa gelen çekil. Kader ayırdı bizi, elimizden geleyim. Sabrın sonu selamettir başa gelen çekil. Kader ayırdı bizi, elimizden ne gelir. Sabrın sonu selamettir başa gelen çekil. Teşekkürler. Teşekkürler. Gel bakayım. 3, 4. Anan 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 anan. Müziğe 8 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladın, doğru mu? Çağlayan'da ilk başladım. Hı. Ve ondan sonra semtler değişmeye başladı. Her hafta sonu 5 tane düğün salonunda çıkıyordum. Peki, iyi araba kullandığını ve hız yapmayı sevdiğini söylüyorsun. Bu sana göre iyi olabilir. Acaba doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Niye yapıyorsun peki? Hata yaptığımı biliyorum ama içimde olan bir sevgi, bir tutku yani. Bence biraz daha sakin. Basında bir açıklaman çıkmış. İşini iyi yapan bayan sanatçılar medyada yer alamıyor. Mutlaka sansasyon yaratmaları ve gerekiyor demişsiniz. Yani bu mesela orasını burasını açan mı demek istedin? Evet, bu ortamda biraz zor gibi görünüyor. Yani mesela şöyle mi diyorsun, illa bir sevgili bulmam lazım, her gece bir barda evet, olmam lazım. Evet, her gece gezmem lazım herhalde veya bir sevgilim olması lazım. Ya da ne bileyim birilerine sataşıp polemiğe girmem lazım ki kader magazin programlarında yer alsın. Ama ben o şekilde magazin programında yer alacaksam hiç almayayım. Tebrik ederim. Maşallah, doğru, tebrik ederim. Benim işim ne olacak? Allah Allah, siz böyle tebrik edin, kaset satışına şey oluyor. İbrahim Bey. Yani biz de para şey ettirebiliyoruz. Ama bu konuda doğru söylüyorsun. Ama zaten... Ama tamam, doğru doğru. Ama benim... insanlar kısa bir süre gündemde kalabilirler ama insanın hayran olduğu kitle hep vardır. Evet. Benim hep sevenlerim var. Zaten belli, normal yani bir kesim. İşini doğru yapalım. Bunlara karşı olan insanlar. Hayranlık kalıcıdır. Peki sence bu sadece bayanların başına mı geliyor yoksa erkeklerin? Erkeklerin de geliyor ama bayanlarda daha çok. Yani mesela bir kasetle çıkıp hiç sesi olmadan ama yan yana geldiğimizde yarattığı sansasyonlardan dolayı belki ismi benden çok önde. Senin bir yerin açık değil, onun kıçı açık. Ama ben... Kıç açıklığı farkı var. Hatta senin göğsün görünmüyor, onun dekolte şeyi var. Bir şey görünüyor. Şimdi ben kesinlikle öyle yetiştim ve her zaman namusum, şerefim için yaşayacağım. Benim için bunlar uygun değil. Evet. Senin ilham peri var mıdır yani böyle bir okurken ilham aldığın bir göz, bir kaş, bir ne bileyim yok, bir bakış? Yok, sadece şarkıyı hissederim. Hı? Ve kendimi ona verip o şekilde okurum. Hı. Ben İdo Bay'ın ilave olarak şey açacağım, rahibe okulu. Senin sevgili yok mu abi? Yok. Ya da var da benden mi gizliysen? Söyle, ben abiyim. Ya yok zaten. Yani seviyorsan, seviyorsan sonuna kadar varız ama... Biliyorum. Sen seviyorsan, o seni sevmeyip kullanıyorsa... duvar gibi dururum, kale gibi dururum. İnanıyorum. Şu tarafa geçemez, onu söyleyeyim. Biliyorum. E hadi ama söyle bakalım, var mı yok mu? Yok, vallahi olsa söylerim. Yani kesinlikle söylerim, hiç çekinmem. Peki olacak mı? Tabii ki olacak. Neden olmasın? Ne zaman? Derken... Hayır, bir başımdan savayım diyorum ya. Hanım vardır ya, evde kızlar kaldı mı, kızım bir kısmına çıksın da kızımı vereyim gitsin. Derken... Hayır, birini verdik. Sibel Pamuk'u verdik, gitti. Evet.
Çünkü hayat çok zorlaştı. Abi bunun flörtü de yok. Var mı flörtü? Ya flört ne oluyor, şey ne oluyor? Ya ben pek anlamadığım için. Bu kızımız gerçekten böyledir. Onun için ben bir klip çektim. Biraz hafif bir şeyle dur dedim. Ay. Göstereyim. Mesela şimdi o İspanyol kıyafetleri falan giydi. Şimdi o çok elbise ya böyle buraya kadar çekip hani şuradan biraz hafif bacağı görün şöyle bir poz. Yani böyle şey yap değil o hani ne derler frikik. Frikiksiz bir şey. Abi bir saat ağlamış içeride. Ben dedim ki niye ağlıyor yani biri bir şey mi söyledi? Resmi çektirmek istemiyorum. Allah cezanı verecek. Gene dediler aferin ya. Ya anam biraz sansasyon olsun. Bir şey söyleyeyim şey ya. Her zaman helal para haktır. O şekilde ben kazanmak istemem. Ama bu şekilde size zarar veriyorsam bir şey diyemem çünkü yapım bu. Bunu da satıyorum. Bunu da, bu da gidiyor. Yıldız Tilbe gibi sana da firma arıyorum. Teşekkür. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Olsun ama çünkü ben sizi babam abim olduğunuz için seviyorum. Bana kaset yaptığınız için değil ki. Mühim olan insanların bir yere oturması. Ama bu kızımızın da başka bir şeyi var. Diyor ki ben o tür şeyleri sevmiyorum. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor çünkü iki tane şarkı okuyorlar. Bir yerlere gelmek istiyorlar. İki şarkıyla olmaz. Temelin sağlam değilse çökmeye, bir yağmurda çökmeye mahkumsun. Nasıl Mersin'de felaket oluyor? Neden? Temelleri sağlam yapmamışlar. Su vurunca alıyor altından toprağı temelsiz. Evler çöküyor, insanlar ölüyor. Biz o sağlam temelleri olan insanlarla birlikte yürümek istiyoruz. Benim sağlamdır temelim. Sen benden yürü, kalk gebertirim. Kalk! Şimdi kim geliyor? Kim geliyor? Duymadım. Hadi bakalım gelsin.
Gel bakayım Kader Hanım. Mikrofonumu bırak, gebertirim onu. Bak, sana sarımtırak veriyorum. Teşekkür. Gömleğim tırak. Maşallah, sigarasıyla birlikte gelmiş evladım. Ha, gelin benim. Atletlerini de seveyim, sen üşüyorsun değil mi evladım? Ha, yedi beni maşallah. Gel. Kader diyoruz. Bu güzel, bak. Bu güzel türkü, Karadeniz'e ait bir türkü. Çok güzel yorumlamış. Çok güzel de düzenlenmiş. Ben bu türküye, herkes yani bir şeyi sever. Ben de bu kasette bu türküyü ve bir de başta söylediği o dertli cemoyu çok seviyorum. Vallahi açıldı. Sen oynuyor musun da kız? Biraz. Daha neler gördün diyorsun. Hani dedi ya,
Ablan dedi, kocamı gördü. Cengiz kardeş, size şöyle bir alalım bakalım. Peki. Abi şimdi bir şarkı geliyor, bu şarkıyı dinleyin. Eğer bana o teknede dinlettiyse ha. Hadi be. Abi bu şarkıyı dinleyin. Ver abi şarkıyı. Sağ ol abi. Sanki aşkıma ihanet beklemiyordum. Bu muydu sevdanın payına düşen? Ben seni gözümden sakınıyordum. Yaşamaksa yaşanır, kader buysa katlanılır. Bende birkaç hazin duygu kalleştin sende kalır. Yaşamaksa yaşanılır, kader buysa katlanılır. Bende birkaç hazin duygu kalleştin sende kalır. Yalancı baharın yalan çiçeği, vefasızlık senin meziyetinmiş. Sen beni bırakıp gidiyorsun ya, insanlığın senin çoktan terk etmiş. Harcarken bütün ömrümü sende görmek varmış zalim zulmünü. Yolunda harcarken bütün ömrümü sende görmek varmış zalim zulmünü. Yaşamaksa yaşanılır, kader buysa katlanılır. Bende birkaç azim duygu kalleştin sende kalır. Yaşamaksa yaşanılır, kader buysa katlanılır. Bende birkaç azim duygu kalleştin sende kalır. Yalancı baharın yalan çiçeği, senin meziyetinmiş. Sen beni bırakıp gidiyorsun ya, insanlığın senin çoktan terk etmiş. Yalancı baharın yalan çiçeği, vefasızlık senin meziyetinmiş. Sen gidiyorsun ya. O ne namele? Maşallah bu kasetem namele. Aman. Ha? 3-5 tane iyi şarkımız olabilir. Vallahi
Vallahi nameler yedi beni evladım, nameler yedi. Şimdi diyorlar ki nasıl zayıfladın? Ben 4 kilo verdim, daha da vereceğim. Nasıl zayıfladın? Kulağına ne taktın da? Ya kulağıma taktığım şeyler başka. Onu da açıklamayalım burada yani. Çok fazla da zayıfladın. Yok fazla değil canım, 85'e düşeceğim. 93 kiloydum ya. Bakın şimdi en büyük rejim nedir? Şimdi her zaman normal yemek yiyorsunuz değil mi? Laf 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 laf. Bunun laf 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 laf. Getirin. Ve her gün bir tabak mesela koyuyorsun pilav, bir tabak koyuyorsun kuru fasulye diyelim. Yarım tabak koy kuru fasulye, yarım tabak koy pilav. Yani sofradan aç kalkıyorsunuz ve zayıflıyorsunuz. Bu benim kendi şahsi fikrim. Her türlü gıdayı da alıyorsunuz. Zaten egoti çikoti. Şimdi Yıldız Tilbe. Az mı yersin, çok mu yersin? Ben doymadan kalkarım sofradan. Ha başta öyle benim gibi. Demek ben onu rüyamda gör. Her zaman. Telepati. Doğru mu değil mi benim kurduğum şey? Aklın yolu birdir. Karın doymadan çöp, çöp. Gel abi, gel abi. Çal, ver şarkıyı ver. Kışların hayalimden gitmiyor ki o çocuksu hallerini özledim. Seni görmek, seni sevmek tek dileğim. Kalbim
Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sözleri, müzikleri hepsi kendine ait. Ben karşıyım mesela şarkılarını başkalarına vermesine karşıyım. Çoluğum çocuğum varsa, kendim varsa ilk başta kendimi düşüneceğim. Yani onların beslenmesini, giyimini, kuşamını ilk başta kendin. Babamın ayrına vermiyorum, parayla veriyorum. Tabii para veriyorsun ama ilk başta kendin oku abi. Sana ne millet başkası okuyor? Ondan sonra yarı çıplak okuyorlar şarkıyı. Beden aşağı kapalı buradan yarı çıplak sen şarkını okuyor. O şarkı öyle mi? O şarkıyı sen okusan. Neyse. Yıldız Tilbe gerçekten büyük bir değerdir. Birlikte çalışsak da çalışmasak da biz onu her zaman seviyoruz. Sizler de seviyorsunuz. Nerede olursa olsun Yıldız Tilbe'dir. Boş ver. Evet şimdi Cengiz Kurdoğlu'nu masaya alıyoruz. Bakalım Cengiz Kurdoğlu neler yapmış, neler yapacak, ne yapacak? Size fantezi müziğinin efendisi diyorlar, kralı diyorlar. Siz kendinizi nerede görüyorsunuz? Ben daha bu işe yeni başlamış gibi bir yürek taşıyorum. Ayrıca 18-19 yıldan beri böyle cevap, soru cevap durumu hiç yaşamadım. Ben böyle yargılanmadım. İyi bir yürekle burada oturuyoruz tabii. Çok değerli abimin sayesinde, İbrahim Tatlıses abimin sayesinde. Henüz başlangıç. Bitene kadar başlangıç. Peki basın önünde sevgililerinizi saklayabiliyor musunuz? Yoksa sevgiliniz yok da mı saklanıyor gibi görünüyor? Yok. Ben evden çıkarken Fadime'ye liste veriyorum. Ben 1983 yılında İstanbul'a geldim. Tabii ki bu süre içerisinde bu idameyi yürüttüğümüz şekilde bir takım gezmelerimiz, konumlarımız yani muhakkak olmuştur. Fakat çok saygılı ve seviyeli bir aile düzenim var. Bunu hep ön planda tutmak istedim. Yine de öyle tutacağım sonsuza dek. Yanlış bir kelime çıkarsa ağzımdan önce aileme sonra dinleyicilerime saygısızlık yapmış olurum. Peki şans oyunlarıyla aranız nasıl? Ara sıra at yarışı oynarım. Mesela dün tutturdum. Kaçtım yani. Ufacık bir şey. Hangi at? Bilmem atların ismini falan da öyle pek de aşinalığım yoktur. Öyle büyük bir alışkanlık ama böyle hoş sohbetlerde oynuyoruz. Başka... Sizce bir kasetin satması için sansasyonel olmak gerekiyor mu? Bir yerde oluyor tabii. Bir yerde de olmuyor. Bence olmuyor. Niçin? Ben de iyi rakamlar sattınız. Hem de hiçbir sansasyon, hiçbir reklamlar olmadan. Sağ olsunlar, sağ olsunlar tabii. Onlar olmasa biz ne satacağız? Değil mi? Bu rakamlar büyüyebilir, küçülebilir ama yolumuza devam edeceğiz işte böyle Asena. Ne yapalım? Bir çark, bir düzen. Kendimi Güzin abla gibi hissettim. Peki, bir teklif olursa mesela bir çalışmak istediğiniz, birlikte olmak istediğiniz bir kaset firması var mı hayalinizde? Tabii. Benim kurduğum 1997 yılında Sindoma Müziği sevgili abim Hasan Topaloğlu ile birlikte kurduk. Değerli kardeşlerimizle bu idameye devam ediyoruz. Kendi firmamız bizim. Ben size buraya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diliyorum. Abi güzeldi, güzeldi, hoştu. Orada bir şey dikkatimi çekti. Abi. Diyorsun ki rakamlar yükselebilir, alçalabilir. Şimdi fix bir, mesela bir Orhan Gencebay'ın artık belirli yerine kemikleşmiş bir dinleyicisi var. Kaseti çıkarttığı zaman onun belirli bir rakamı var. Çok iyi şarkı yakalarsa onun üstüne çıkar. Normal bir kaset çıkartırsa, şarkılar patlamasa onun sürekli kemikleşmiş bir müşterisi var, onu alır. Mesela bir Cengiz Kurdoğlu da öyle. Üstüne çıkar, altına evet. Hiçbir zaman inmez. Doğru mu Yıldız Hanım? Evet efendim. Teşekkür ederim efendim. Ne demiştim? Eskilerden demiştim. Bugün böyle.
Saçın sarısın güzel. Sen gönlümün varısın güzel. Sen gönlümün varısın. Sana çirkin demişler güzel. Sana çirkin demişler güzel. Sen ömrümün varısın güzel. Sen gönlümün varısın. Sana çirkin demişler güzel. Sana çirkin demişler güzel. Sen gönlümün malısın güzel. Sen gönlümün malısın. Sen gönlümün malısın güzel. Ne günler almışsın. Bir dakika. Niye görülmeyi görülmeyi demişsiniz, suratıma bakıyorsunuz? Benim suratımda şey mi oynuyor? Film falan mı oynuyor? Dramatik bir yere mi geldi sahne? Güzelle güzel almışsın. Tıp. Bakıyorlar hele bön bön. Ben trenim ya. Onlar da kuzu. Erkek olsa şey olacak ama bayan olunca olmaz. Kuzu. Sen bu şarkıyı nasıl vuruyorsun Yıldız? Gel bana kuzu kuzu. Yiyorum sizi. Güzel. Güzel olmuşsun. Bu şarkıyı bilmeyen bir daha buraya çıkmasın. O halde çıkılan oraya bu şarkıyı bilmeyen. La görülmeyi, görülmeyi, görülmeyi. Allah cezanızı verecek. Güzele güzel olmuşsun.
güzele güzel olmuşsun. Tamam dediler. Ben Yozgatlı Hamza Efendi'nin şarkısını söylüyorum acaba? O başkaydı da buna şimdi tamam dediler. Tarık dediler birbirlerine. Çok güzel. Güzelle güzel olmuşsun. Görülmeyi, görülmeyi. Bunlar görülse de bir şey olmaz. Allah cezanızı verecek. Öyle aklıma geldi hani yaptım yani. Oradan da o şarkıya geçmek geldi içimden. Bu kadar basit. Yani gırgır olsun diye onlar bilmemezlikten geliyorlar. Allah çay geldi evladım. Çaycı güzelle bey kardeş. Çaylar niye böyle bulaşık suyu gibi? Siz niye yaptırmadınız? Ben dansçıyım. Ulan bu İdo Bay'da herkes bana baş kaldırıyor ha. Herkes asilleşmiş ha. Bak. Böyle. Ben diyor dansçıyım. Dansçılar çay yapmaz mı? Yapmaz. Niye sosyete mi oluyorlar? Abi şeker rejimle ne alakası var ya? Aa maşallah yedin beni sen de. Kader. Gel o az önce söylediğim türküyü söyle. Ocalılmazsın zalan ileri. Evet, evet. Canım esmerim beni, canım beni. Ocağın batsın.
olun, sağ olun. Ocağın batsın, zalim bayrağına. Hem diyorsun esmer diyorsun, ortada bir şey yok. Gönül verdik bir esmere. Şarkı bir esmer yarı. Ama şarkının ikinci yarısı sanki bir erkek bayana söylüyormuş gibi. Ha ne diyor son sözü? Ayın doğuşundan daha güzelsin. Hiç erkeğin ayın doğuşundan güzel olduğunu görmedim ben. Halbuki o ay uzaktan öyle görünüyor. Toz toprak. Hep böyle şarkılar yazdık onun altında. Gittiler toprak getirdiler oraya. Meğer toprakmış. Böyle şeyler güzel görünüyor karanlıkta maranlıkta. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi Cengiz Kurdoğlu. Ne ağır bir şarkı. Rast. Abi ya, o ağır böyle feleğimizi şaşırdın ya. Bir tane hareketli bir şey yok mu bunda? Ben bugün ağır kader yıldız böyle hep hareketli şarkılar okudular. Sağ olsunlar beni de arada kurtardın. Ne şimdi? Arada kurtardın. Bu iyi. Çok güzel değil mi? Çok harikasın. Teşekkür ederim. Ruhun güzel, ruhun. Kıskanıyorsun beni ben güzel olduğum için. Çaylar çok güzel, herkes içti bayla bayla. Bak yine en çok ben içtim. Senin çayını. Kusura bakmayın, biraz para yakayım da çay ocağı yaptırım buraya. Bravo. Ne dedi hemen bravo? Seni tebrik ediyorum Aslan. Hayrat bir şey ya. Ben cimri bir adam mıyım? Evet. Ben cimriyim ha? Yani gönül cimrisi. Efendim çok teşekkür ederiz. Cengiz Kurtoğlu'nu alalım. Gel. Gel. Cengiz Bey buyurun. Gel gel gel. Beni dinlersen bugün buradan başla. Oradan mı? Yok buradan. Kendime şey edindim. Buradan. İlke edindim, buradan başlayacağım. Evet, ver müziği. Gittiniz bir meçhulde durdunuz zalim dostlarım. Gençliğim sizinle düştü yollara. Sırtımdan vurdunuz zalim dostlarım. Dertlerden kolye taktınız, en güzel yıllarımı yakıp yıktınız. Bana bir mutlu an bırakmadınız, gönlümü yordunuz zalim dostlarım. Sırtımdan vurdunuz zalim dostlarım, gönlümü hatır mı sordunuz zalim dostlarım, canımı aldınız zalim dostlarım. Darıldım şansıma, küstüm kadere. Çileli hayatım geçti boş yere. Hatır mı sordunuz zalim dostlarım? Gözümden sel gibi döküldü yaşım, şimdi bir virane bu dertli başım. Ne çıkar olmasın bir mezar taşım, canımı aldınız zalim dostlarım. Sırtımdan vurdunuz
Rast makamında güzel bir şarkı dinlediniz. Fakat adam o kadar darbe yemiş, yine diyor ki zalim dostlarım. Maddiyet önem taşımaz ama evet, manevi değer çok önemli gerçekten. O kırgınlık. Ben bir tane elimi kaldırdım mı, hani böyle teşekkür ederim, sağ ol. Bir elimi kaldırdım mı, iki senesi var. Çok sağ ol, teşekkür ederim. İki elimi kaldırdım mı ömür boyu. Bazı arkadaşlarıma, bazı dostlarıma ve severek sevdiğim dostlarıma iki elimi kaldırdım. Hani onun sevgisini içimde eze eze, ona dayanamayacağımı bildiğim halde bile iki elimi kaldırdım. Allah benim kimseye iki elimi kaldırtmasın. Benim dostluğum çok önemlidir ha. Vallahi. Hı. Senin de iki elini kaldırdığın oldu mu böyle, iki elini birden? İki el amuda kalktığımız günler oldu biz. Peki. Yıldız Hanım, sizi... Bir erkeğin size zarafetle yaklaşmasını, mesela bir yere girerken sizi önceden buyurun demesi mi hoşunuza gider, yoksa kendi girersi sonra arkasından girdiğiniz zaman mı hoşunuza gider? Fark etmez. Bir erkeğin arkasından da yürüyebilirim, önünden de yürüyebilirim. Yeter ki saygılı ve ölçülü olsun. Kadına nasıl davranması gerektiğini bilsin. İhanet etmesin mesela, kandırmasın mesela, yalan söylemesin mesela. Ben de şeyi sordum yani, o bir kaba davranıştır mesela. Kendi önden gidiyor, sen arkadan. Yok, ben giderim onun peşinden, canı sağ olsun. Yeter ki iyi olsun. Öyle o hareket iyi değil. Ama nasıl, hangi hareket? Önden yürümesin mi? Yan yana da yürürüz. Önden yürür, arkasından yürürüm. Ben önden yürürüm, o arkamdan yürür. El ele yürürüz, ard arda yürürüz. Fark etmiyor. Tatlım. Tavcanım. Ya. Çocuğunuzu basında pek ön plana çıkartmıyorsunuz. Bunun bir özel nedeni var mı? O duygularımızın ortak olduğunu düşünüyorum sadece. Siz baba, ben anne olduğum için. Okuma çağında okulla, dersleriyle alakalı olmasını istiyorum ben. Sanatçı bir annesi olduğu için şaşırmasını istemiyorum. Ben yeterince şaşırdım zaten, Allah'a şükür. Güzel. Yani öyle istemiyorum içinde bulunmasını sanat camiası. Yani bu bir suç değil değil mi, bunu istememek? Hakkım benim, en doğal hakkım. Yani zaman zaman insanlar suçlanıyor da bu yüzden. Kendi yaşamlarını deşifre etsin insanlar o zaman. Çünkü ben sanatçıyım, ben şarkıcıyım, çocuğum değil. Yaptığınız şarkılarda... Evet efendim. Genellikle yaşadığınız olayları mı anlatırsınız? Veya o an aklınıza bir yaşam biçimi geldi, onu mu anlatırsınız? Yaşadığım şeyleri de anlatıyorum. Yaşamadığım şeyleri de anlatıyorum. Gözlemlediğim şeyleri de anlatıyorum. Gözlemlediğiniz, mesela hangi şarkılarda yaşadıklarınız vardı? Hepsi yaşadıklarım. O zaman öbür cümleler niye kullandınız? Hepsi benim yaşadıklarım. Gözlemlediğim şeylerdi. Sonuçta benim gözlemlerim, bana ait yani. Başkasının ama bana ait gözlemlerim. Peki, tutarlı bir insan mısınız? Hayır, değilim. Nasıl yani? Tutarsızım. Hangi konularda? Hangi konularda sordunuz? Cevap aşk değil. Mesela, tutarsız mısın? Aşk. Tutarlarsa tutarlıyım, tutmazlarsa tutarsızım. Kendinizi çok güzel buluyor musunuz? Olağanüstüyüm, şahaneyim, bebek gibiyim, taş gibiyim. Çok güzelim. Bir de öyle bir güzelim ki, ben tuhaf bir güzelliğim var. Kadını erkeği kıskanıyor beni. Öyle güzelim, anlıyor musunuz? Kıyafet seçimlerinizi kendiniz mi yaparsınız, birileri mi ilgilenir? Param olmadığı zaman çarşıdan alıyorum, pazarlardan. Ekonomik durumum iyi olduğu zaman lüks yerlerden giyinmek en büyük hobimdir. Ama param olmadığı için bu hobimi yerine getiremiyorum. Güzel giyinmeyi seviyorum. Peki insanı kendi kişiliği mi gösterir, kıyafeti mi gösterir? Kişiliği tabii ki. O zaman özür kıyafetin dilerim, ne önemi var? Özür dilerim. Eşeğe altın semer de taksalar eşek eşektir de. Ama bir de şey var yani... bizler sanatçıyız. O yüzden iyi giyinmemiz lazım tabii. Tamam. Mesela bana kalsa ben makyaj da yapmam. Çünkü inanıyorum ya güzel olduğuma. Tabii. Bana kalsa ben... Kim dedi peki güzel olduğunu? Ben görüyorum.
aynaya bakıp tabii. Kendin kendine söylüyorsun. Tabii Allah beni çok güzel yaratmış. Siz de görmüyor musunuz? Benim sürekli bir sürekli kullandığım bir şey var. Bir felsefem var benim. Allah hiçbir kulu çirkin yaratmamış kesinlikle, zaten. Kesinlikle tabii ki. Çünkü eğer Allah'a inanıyorsak Allah'ın kötü bir şey yapacağına inanmamız ama mümkün değil. Ama en güzeli benim tabii. Şimdi biz illaki deriz ki ay bebek gibi suratı var. Peki bebek gibi suratı varsa ya içi çok böyle çukur böyle çirkefse o bebek gibi suratı ne yapayım? Tabii. Mutlaka Allah insana bir yerine güzellik vermiştir. Tabii. En kötü insanın bile güzel bir tarafı var. Evet. En kötü insanın bile. Yani katil katildir, insandır. İyi bir tarafı vardır. Bir muhabbeti, bir sohbeti vardır. Hırsız hırsızdır. Bir muhabbeti vardır. İyi bir tarafı vardır. Yani her insanın iyi bir tarafı vardır. Görmek isterse insan. Ama görmek istemezse en iyinin de tutacak bir tarafını bulamaz insan. Peki. Her şey için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İşte böyle. Evinde aradan su getirsem tek ötüş kötü anlamazsın. O zaman bize bu olağanüstü güzelliğinizle, Allah'ın bize lütfettiği o güzelim sesinizle yüreğinizden kopan o sözleri nasıl yazdınız bilmiyoruz. O anda kim vardı yanınızda bilmiyoruz ama... Siz vardınız. Ben yoktum. Ben yoktum. Var mıydım? Vardınız. Yıldız ben olmayayım. Peki. Ben yoktum. Yoktunuz ama gene de vardınız. Şimdi Selami Şahin'in kaseti satıyor. O zaman plak diyelim. Ankara'da yok. Arkadaşlar aramış da demiş ki bu şarkıların çok güzel. Bu plağını almak istiyoruz yalnız bulamıyoruz. Neredesin? Demiş ki Ankara'dayız biz arıyoruz ama hiçbir tarafta yok. Nasıl yok ya olur mu falan hemen gidiyor. Lütfi Süt Şurba plakçıya gidiyor. Diyor ki Lütfi abi benim Ankara'da arkadaşlarım plağımı alacaklar. Plağım yokmuş. Demiş ki çocuğum oradaki depona bir sorun var. Selhami kusura bakma sonra anlaştıktan sonra göndereceğim. Abi demiş olur mu ya benim orada arıyorlar şey mi yok işte falan. Lütfen gönder misin oraya? Ya Selhami demiş alacağımız var çocuğum o yüzden gönderemiyorum. Abi demiş onu arkadaşlarım istiyor falan. Demiş Selhami farz et Türkiye'de Ankara yok. Yani ben de farz et yoktum. Yani Yıldız Tilbe. Bin dereden su getirsem aramamazsın. Buyurun. Bin dereden su getirsem ve Yıldız Tilbe diyoruz.
Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sizi taklit ettirdim. O bin dereden su getirsendeki oyununuzu. Kimse benim kadar kötü oynayamaz. Güzel oynuyorsun ki insanlar taklit ediyor. Şimdi güzel olmayan bir şey taklit edilmesi mümkün değil. Yani isimli olmayan insanların veya güzel olmayan bir şeyi insanların taklit etmesi mümkün değil. Neden sürekli Süleyman Demirel'in taklitini yaparlar? Neden? Çünkü sürekli gözde olduğu için onun taklitini yaptığı zaman o puan alacaktır o taklit eden kişi diye yaparlar. Neden hep beni yapıyorlar? Taklit puan alacakları için. Yani bana böyle olursan ya. Anam seyretti klibi dedi ki ha Dino ha. Ha. Şimdi öyle oynayanlara bizde deli derler ya. O dedi ki ha deli ha. Yani ya böyle bu. Ama gerçekten o halinizi bile insanlar benimsedi. Çok sevdiler. Ben başta Yıldız Tilbe'ye ve Kader'e huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ve benim değerli arkadaşım, kardeşim Cengiz Kurdoğlu'na teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için minnettarız ve sizler için Palaremzi diyoruz ve Aras Balık diyoruz. Mevlam tek hükümdar.